Sercan Taşçı 15 Mart 2023 Yeni Çağ Derya Yanık bu konuda da bir açıklama yapabilir mi? Önümüzdeki seçimin saflaştırma alanlarından birinin cinsiyet, aile, kadın başlıklarını kapsayacağı zaten öngörülüyordu. Bu bakımdan 6284 sayılı kanun üzerinden başlayan tartışmanın yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan tarafından ve AK Parti'ye sunulmuş bir ittifak şartı olarak başlatılması dışında ortada çok da sürprizli bir durum olduğunu söyleyemeyeceğim. Bu değilse İstanbul Sözleşmesi vesile edilecek muhalif kadın hareketleri tahrik edilecek, gerilim kontrollü şekilde tırmandırılacak ve Millet İttifakı içindeki muhafazakarlar özellikle milli görüş geleneğinden gelen kesim açısından antipatik sayılacak bir seviyeye erişene kadar da frene basılmayacaktı. Bakmayın siz AK Parti'deki homurdanma görüntüsüne. Sonuçta tepki her ne kadar aslen yeniden refah yahut AK Parti yahut belli bir zihniyet hedef alınarak gösteriliyor olsa da başvurulan dil ve üsluptaki kimi genellemeler ve kavramlar ucundan kenarından da olsa illa muhalif muhafazakar tabana da dokunacak, ağızlarının tadını kaçıracak bir kırgınlık zemini oluşturacaktı. Cumhur İttifakı'nda gibi başlayan bu tartışmanın faturasının nasıl Millet İttifakı'na yıkılabileceğine dair hiçbir hesaba girilmemiş midir sizce? Madem tartışma başladı, yasanın yanındakiler ve karşısındakiler olarak ayrışıldı, ezbere taraf olan varsa bari buna mani olmaya yarayalım. 6284 sayılı Kanun, ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesine dönük tedbir, ceza ve uygulamaları düzenliyor. Amaç adından da anlaşılacağı üzere, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru kişileri korumak. Uygulamada bazen tam tersi bir savsaklama ve sonucunda da trajik kadın cinayetlerine hatta bütün aileyi hedef alan trajedilere tanık olmuş olsak da kağıt üzerinde sağlanmaya çalışılan reflekslerden belki de en önceliklisi şiddete uğrayan, uğrama tehlikesi bulunan kişilerin ihbarını takip eden süreci mümkün olduğunca hızlandırmak. Ölümcül gecikmelere sebebiyet vermemek adına kolluğa adli süreci beklemeden bir takım tedbirler alma yetkisi veriliyor mesela kanunla. Mülki amirin sorumluluğundaki barınma yeri ve geçici koruma sağlanması tedbirlerini kolluk amiri direkt olarak kendisi de alabiliyor. Keza kanun mülki amirleri şiddete uğrayan uğrama ihtimali bulunan kadın ve beraberindeki çocuklara barınma yeri sağlamak, geçici maddi yardım yapmak, psikolojik, mesleki, hukuki ve sosyal rehberlik etmek, koruma altına almak, kreş imkanı sağlamakla sorumlu kılıyor. Hakimler uzaklaştırmadan çocuklarla kurulan ilişkinin kısıtlanmasına, ayrı bir yerleşim yeri tahsisi yahut iş yeri değişikliğinden, şiddet uygulayanın silahına, el konulmasına kadar bir kısmi önleyici, bir kısmi cezai hükme varabiliyor. Kadın tecavüz ve cinayetlerinin 10 yılda %1400 arttığı bir ülkede bu nevi bir mücadelenin gerekliliğini değil tartışmak, konuşmak bile abesle iştigal. Şer olarak mücadele alanının herkesten herkese her türlü şiddete karşı şeklinde genişletilmesi ve teoride makul ve mantıklı olan kadının beyanının esas alınmasının uygulamada suistimale yol açmamasını sağlamak koşuluyla. Buraya kadar anlaşıldıysa, gelelim bu köşenin olmazsa olmazlarından bu ne yaman çelişki sorgulamasına. Malum Erbakan'ın teklifine en net cevap, kendisi de hukukçu olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan geldi yanık 6284 sayılı kanun kadına yönelik şiddetle mücadele için yaptığımız en önemli yasal düzenlemelerden biridir. Kanun kabulünden bu yana uygulamayı da geliştirmek için titizlikle düzenlemelerimizi sürdürüyoruz diyerek teklifi partisinin kurumsal cevabını beklemeden reddetti. Bu bağlamda kendisine sormak isterim. Aynı net duruşu, kadınların siyasi ve sosyal hiçbir alanda var olmasına tahammülü bulunmayan, misal elinde imkan olsa, sizi şu anda oturduğunuz o koltukta zinhar oturtmayacak olan hizbullahçı Hüda parla yapılan seçim işbirliğine karşı da gösterecek misiniz? Hele ki konu kadına şiddetse. Öyle ya, yanıkta konca Kurşin maruz kaldığı şeyin şiddet ve dahi vahşet olduğunu inkar etmiyordur herhalde. Soru yorum. AK Parti, MHP, BBP, Vatan Partisi, Hüdapar, Yeniden Refah. Sayan var mı? Kaç benzemez oldu? Selcan Taşçı